Sevgili seyircilerimiz, hemen stüdyodan çıkacağız ve az evvel de konuştuk. Ankara'da başlayan 25. Uçan Süpürge Film Festivali hakkında gerçekleştirdiğimiz röportajı ekranlarınıza taşıyacağız. Pek çok etkinlik ve ödüllü filmlerin bu film festivalde yerini aldığını vurgulayalım. Ekibimizden Sertaç Darcan, Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Sayın Reyhan Atasu Topçuoğlu'yla bir söyleşi gerçekleştirdi. Festival bu haftada, önümüzdeki haftada Haziran'a kadar devam edecek. Muhakkak izlemelisiniz ve pazartesi 18'de burada olacağız. Sizleri de bekliyor olacağız. Hoşçakalın. Günceden herkese iyi akşamlar. Günce'de bu akşam 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'ne konuk oluyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Sizi tanıtalım hemen. Vakıf Yönetim Kurulu'ndan Reyhan Atasu Topçuoğlu'yla birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 25. Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde bir arada olmak çok güzel. Siz de hoş geldiniz. Bizler de hoş bulduk. Şimdi koca bir 25. yıl diyelim ve 25 yıldır Ankara'da elinizden gelen bütün büyük emeklerinizle bu festivali gerçekleştirmektesiniz. Ve uluslararası bir boyuta taşıdınız. 25 yıl desem ne dersiniz? 25 yıl çok şey, sadece ben değil. Uçan Süpürge Türkiye'de kadın hareketinin içerisinde önemli yerde duran mücadele merkezlerinden bir tanesi. Kadınların örgütlenmesi, kendi haklarını savunabilmeleri için, hepimizin özgürleşmesi için çok önemli ve gerekli. Bu mücadelenin içerisinde duygu aktarımı, birbirimizi anlamak, deneyimleri paylaşmak, belki bunun en güzel yolu sinema. Onun için biz 25 yıldır Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'ni yapıyoruz ve bunu uluslararası bir boyuta taşıdık. Bundan dolayı da çok mutluyuz. Sinema erkek egemen bir sektör. Senaristler erkek, yönetmenler erkek, yapımcılar erkek. Ama kadınlar kendi hikayelerini anlatmak istiyorlar. Kendi gördükleri şekilde dünyayı açıklamak istiyorlar. Sinema aracını kullanmak istiyorlar ve çok mücadelelerle film yapıyorlar. Biz bu mecrada onlarla bir arada olmaktan dolayı, bu deneyimleri paylaşmaktan dolayı 25 yıldır inanılmaz bir mutluluk ve sevinç yaşıyoruz. Ne mutlu diyelim. Çünkü çok büyük emek var. Peki baktığımızda az önce şey söylediniz. Dediniz ki sinema sektörü biraz erkek egemen. Bu 25 yılda siz bunu kırabildiniz mi? Estağfurullah. Biz kadın sanatçılara destek veriyoruz. Kadın sinema severlere, erkek sinema severlere de destek veriyoruz tabii ki. Çorbada bir tuzumuz olduysa ne mutlu. Ama esas olan tabii ki kadın yönetmenler, kadın senaristler ve kadın oyuncular. Tabii ki oldu. Tabii ki oldu. Ve biz bunu mutlulukla seyrediyoruz. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da oldu bu. Peki bu yılki temayı konuşalım. 25. yılda temanız nedir? Kadınların mirası. 25. yılda temamız. Bu sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kadın hareketleri çeşitli ortak kesen alanlarda da mücadeleler veriyorlar. Kadınların birbirine geçirdiği, kuşaklar boyu birbirine aktardığı bir miras var. Hak kazanımları mirası, bir bilinç yükseltme mirası. Evet. Biz de 25. yılımızda bunu taçlandırmak istedik. Festivalde bu yıl neler göreceğiz? Bu yıl festivalde Romanya'dan Ukrayna'ya 60'tan fazla, affedersiniz, ülkeden gelen kadın yönetmenin filmlerini göreceğiz. Çok farklı ülkelerde, çok farklı zamanlarda, siyasi cinayetlerden tutun da gündelik yaşamlarda kadınların maceralarına kadar pek çok farklı konuda
kadınların kendi deneyimlerini anlattığı filmleri evet. göreceğiz. Kendi hayatımızdan pek çok şey bulacağız bence bu seneki festivalde. 60'tan fazla ülkeden bahsettiniz. Zor oldu mu biraz ulaşmak, iletişim? Nasıl bir atmosferde geçti aslında? O tabii hınca hınç bir atmosferde geçti. İletişim kurmak kadın sanatçılarla çok güzel ama tabii ki kolay değil ulus ötesi. Bizi en çok zorlayan şeylerden bir tanesi festivalimize destek bulmak. Bunu da söylemek lazım. Çok fazla destek verenimiz var. Bu sene bütün sponsorlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve bunun devamı için onların da bizimle beraber ne diyelim bu festivali sürdürmek konusundaki kararlılıklarına güvenmek istiyoruz. Harika. Temanızdan bahsettiniz ama biraz da afişin içeriğinden de bahsedebilir miyiz? Bize ne anlatmakta afiş? Afiş bize ne anlatmakta? Çok güzel bir soru bu gerçekten. Teşekkürler. Biz afişin grafiklerini seçerken bayağı bir tartıştık grup olarak kendi aramızda. Bu seneki afişte gördüğünüz gibi bol bol maviler var, yeşiller var, umut var. Umut bizim için çok önemli. Doğa çok önemli. Çünkü ne diyelim? İnsanlık doğaya davrandığı gibi kadınlarına da çok iyi davranmıyor maalesef. Ama yaşam, mutluluk ve hayat devam edecekse o doğayla ve kadınlarla birlikte devam edecek. Onun için afişimizde yeşiller var. Tıpkı akan bir su gibi akan bir sinema şeridi var gördüğünüz gibi. Onun üzerinde kadınlar var. Çok farklı kadınlar var. Çok değişik renklerden kadınlar var. Çok farklı şeyler yapan kadınlar var. Mesela okuyan kadınlar var. Sadece köpeğini gezmeye çıkartmış olan kadınlar var, çocuğuna bakanlar var, ileride tek başına yürüyenler var, bisiklete binenler var. Kadınlar hayatın her alanında kendilerince bir mücadele içerisinde var oluyorlar ve tabii ki bunu erkeklerle ve çocuklarla birlikte de yapıyorlar. Biz eşit koşullarda birlikte olduğumuz zaman, eşit haklarla birlikte olduğumuz zaman işte hayat ışıklara, yeşillere ve mavilere bürünecek. Aslında baktığımızda çok kocaman bir umut dolu bir evet. hem bir tasarım hem bir afiş diyelim. Evet. Peki ödüllere geçmek gerekirse siz bu yıl ödülleri nasıl bir platformda dağıtmayı düşünmektesiniz? Bu yıl 25. yıl bizim için çok özel bir yıl. Onun için tabii ki hem bu sene festivalimizde de vereceğimiz ödüller var. Hem de daha önceki festivallerde de ödüllendirdiğimiz ne diyelim çok önemli duayenleri de tekrar aramızda görmek istedik. Onlar da bizi kırmadılar, geldiler. Çok teşekkür ederiz. Bu yılki onur ödülümüzü oyuncu Şerif Sezer'e, Bilge Olgaç Başarı ödüllerini ise Neşe Yulaç, Ayşenil Şamlıoğlu ve yapımcı Ana Maria Aslanoğlu'na vereceğiz. Genç Cadı ödülümüz ise bu yıl oyuncu evet. Nazlı Bulum'a verilecek efendim. Türk sinemasının sultanı sevgili Türkan Şoray da sanırım onur konuğu olacak. 60 ülkeden çok farklı yönetmenler ve sinema duayenleri Ankara'da olacak. Biraz orayı açarsak hangi ülke ve hangi sinema filmleriyle biz bu festivalde karşılaşacağız? Çok farklı ülkelerden gelen konuklarımız var, bizleri kırmayıp geldiler. Bu sene gerçekten çok büyük bir organizasyon oldu. Hiçbir filmin ve de hiçbir yönetmenin tabii ki gönlünün kalmasını istemeyiz ama bir iki tane hani böyle ipucu gibi sorarsanız diyelim tabii. Bu seneki festivalimizden. Her şeyden önce Isiyar Bolen'in filmini Maxibel bunun altını çizmek istiyorum. Bu Bask en iyi Bask film ödülünü de aldı ve Türkiye'deki ilk gösterimi olacak yeni yapımlardan bir tanesi. Herkes ikinci bir şansı hak eder temasıyla ilerleyen evet. bir film bu. Gene Romanyalı oyuncu ve yönetmen Alina Grigorgen'in San Sebastian Film Festivali'nde en iyi film ödülünü alan Mavi Ay da ne diyelim bu altını çizebileceğimiz çok filmlerin önemli filmler aslında arasında baktığımızda. Bu dönemki festival programımızda. Gene Hindistanlı yönetmen Payal Kapadai'nin Cannes'da en iyi belgesel ödülünü alan Hiçbir Şey Bilmediğimiz Bir Gece adlı belgeselini de şiddetle tavsiye ediyorum diyebilirim. Yine altını çizmek istediğim bir film daha Berlin Film Festivali'nde premierini yaptı bu yıl. Katarina Gortosna'nın Stop Zemlya isimli Ukrayna'dan bir hikaye. Sanıyorum bu da seyircinin ilgisini çekecek filmlerden bir tanesi. Aslında baktığımızda çok içerikli ve farklı filmlerle karşılaşacağız bu yıl festivalde. Peki Avrupa'ya baktığımız zaman bu Uluslararası Film Festivali ve Türkiye'den çıkma bir film festivali ve kadınlara yönelik aslında ana temamız bu zaten. Onların bakış açısı nedir? Neler yakaladınız? Bize bir farklı bir düşünceleri ya da övgüleri var mı?
Tabii biz bu kadar dikkat çekeceğimizi ne diyelim yolun başında düşünmemiştik. Bu aslında Halime Güner ile başlayan hani uçan süpürgenin kendi ilk yolculuğu ve onun yanındaki çok kıymetli ekip arkadaşlarıyla başlayan bir yolculuk. 25 yıl önce Türkiye'de bir kadın filmleri festivali yapmak bilmiyorum kaç kişinin aklına gelirdi. Hani aklına gelse cesaret edebilir miydi? Ben gerçekten bu mücadeleci kadınları buradan selamlıyorum. Hani 25 yılki çabalarının ötesinde. Biz uluslararası olmaya Fibreski ödülünü vermeye yani o jürinin içerisine girerek dahil olduk yıllar içerisinde. Bu festivalimizin uluslararası boyutunda onlar geldiler, incelediler, takdir ettiler ve bu şekilde hani bunun içerisine girdik. Bu anlamda dünyada da sayılı Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nden bir tanesi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz diye. Çok büyük ve bizim için aslında çok önemli bir alkış alınacak, önemli bir altı çizilecek, önemli bir vurgu aslında sizin de söylediğiniz gibi. Peki siz yurt dışına gittiğinizde nasıl nelerle karşılaşıyorsunuz festivalle birlikte? Festivalle birlikte yurt dışına gittiğimizde yani şöyle söyleyelim, bir defa bütün film festivalleri filmlerin premierlerinin yapıldığı ama aynı zamanda da hani temamız da kadınların mirasıydı ya, aslında sinemanın da kendisinin içerisinde bir mirası evet. var. Onun için her festivalde muhakkak bir retrospektif bölümü yerli köklü festivallerin içerisinde vardır. Çünkü hem o sinematik dil hem hangi temalar anlatılmış filmlerde nasıl değişmiş, o gün ve bugün arasındaki bağlar sinema aynı zamanda hafızayı da tazeleyen bir şey. Dolayısıyla bütün festivallerin aslında sinema dili içerisinde geçmişle bugünü buluşturan ve tabii ki sinema bu, hayaller alemi de aynı zamanda. Dolayısıyla geçmişi bugünü gelecekle de buluşturan, bize vizyon veren, bizi kendimizle yüzleştiren bir şey. Uluslararası festivallere tabii katılımımız olduğu zaman biz de meraklı gözlerle seyrediyoruz. Tabii ki tanışıyoruz da hani bir çevre de söz konusu aynı zamanda. Onların içerisinde biz de kendimizce bir yerde duruyoruz sanırım. Aslında Türkiye'ye bakış açıları da bir şekilde değişmiş oluyor. Tabii ki yani sonuçta bir ülkenin medeniyet seviyesi sanatla olan ilişkisiyle, ne kadar sanatı üretebildiğiyle ve ne kadar sanatla beraber insanların yaşadığıyla çok ilgili bir şey. Çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi. Bu festival 5 Haziran'a kadar sürecek. Ankaralılar için, sinema severler için, kadınlarımız için bu festivalde, festivale baktığımızda bizleri neler bekliyor? 5 Haziran'a kadar. 5 Haziran'a kadar sizleri dolu dolu bir program bekliyor. Her şeyden Harika. Önce bunu söyleyebilirim ve hepiniz hoş geldiniz. Biz herkesi bekliyoruz. Festival hepimizin festivali. Onun için ve Ankara'nın ne diyelim önemli festivallerinden bir tanesi diyebiliriz sanırım. Biz festivalimizi herkesi bekliyoruz. Bu hepimizin festivali. Hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum ben. Günce'de bu akşam 25. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı. Bizim özel konuğumuz ise festivalin vakıf yönetim kurulundan Reyhan Atasu Topçuoğlu oldu. Çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben çok teşekkür ederim. Basının, sizin gibi değerli basın mensuplarının Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Festivali'ne gösterdiği ilgi bizleri çok memnun ediyor. Medya dünyası olarak aslında hepimiz ne diyelim bir anlamda aynı gemideyiz. Biz buradan hem size çok teşekkür ediyorum hem bütün değerli izleyenlere tekrar söylemek istiyorum. Festivalimiz 5 Haziran'a kadar devam edecek. Biz dört gözle hepinizi bekliyoruz efendim. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.